Törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Karaca Bey, Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Sayın Naci Göncü'yü davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Ne mutlu ki bize Bursa Kurumlar ve Gelir Vergisi birincileri de kendi markalarımız odamız şirketleri arasından çıkmıştır. Ödül alan bütün üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu da Karacabey ekonomisinin gücünü göstermektedir. Diğer yandan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi projemizin başlangıcını gerçekleştirdiğimiz bugün de Sayın Valim ve Sayın Başkanımla, milletvekillerimizle, üyelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1968 yılında 40 metrekarelik oda ile kurulan borsamız bu yıl 50. yılını kutlamaktadır. Üyeleriyle sürekli gelişim göstererek bugünlere ulaşmıştır. Yarım asırlık maziye sahip Marmara bölgesinde ilk ISO belgesini alan 5 yıldızlı akredite borsa olan Karacabey'de ilkleri başaran işlem hacmi her geçen yıl artarak büyüyen borsayız. 2004 yılında hizmete açılan borsa hizmet binamıza ek olarak 2013 yılında da Tarım ve Gıda Çarşısı'nın ilk etabını tamamladık. Bugün itibariyle de Sayın Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu'nun açılışını yapacağı tarım depo ve iş yerlerimizin son etabını bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 7000 metrekarelik kapalı alana sahip Tarım ve Gıda Çarşımızdaki 24 adet depo ve iş yerinin başta üyelerimiz olmak üzere bölgemizde bulunan sanayicimize, tüccarımıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Desteklisi olmaya müsait arazisinden dolayı bu okulun binasının tadilatını ve yanına inşa edeceğimiz 100 kişilik öğrenci yurdunun yere okul olduğunu biliyoruz. Onun için bütün üyelerimizin Karacabey'in önünde sizden bir okul sözü istiyoruz. İlçemizde ekonomiye değer katan, can veren birçok teşebbüsümüz, birçok firmamız var. Öncelikle başta Makrul Grubu, Sütaş Grubu ve diğer mükelleflerimizi tebrik ediyorum. Çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Evet, bir ödül törenindeyiz. Ana temamız bu. Fakat bir temamız da eğitim. Borsamızın ve sanayi ticaret odamızın inşallah gerçekleştireceği okulların temel atma ve protokol programlarını da hep beraber gerçekleştireceğiz. Son 3 yılda da Karacabey'e 3. gelişim. Her yıl bir sefer gelmişiz. Her geldiğimde de Karacabey'deki gelişmeyi görüyorum değerli kardeşlerim. Güçlü ekonomik yapısı ve tarıma dayalı sanayisinin yanında son dönemde öne çıkan turizm ile de Karacabey adından sıkça söz ettirir hale geldi. Bursa'nın en uzun sahil şeridi Karacabey'de. Artık ayrıca Karacabey stratejik bir özelliğe sahip. Bir taraftan Çanakkale, bir tarafta İzmir, diğer taraftan İstanbul, Ankara yollarının kesiştiği nokta Karacabey. İstanbul-İzmir otoyolu tamamlandığında Karacabey'den İstanbul'a 1,5 saatte, İzmir'e de 2 saatte gideceğiz. Karacabey adeta İstanbul'un kapı komşusu olacak. Bugün İstanbul'da bir yerden bir yere gittiği zaman zaten 1,5 saat yolda geçiyor. Siz Karacabey'den İstanbul'a 1,5 saatte gideceksiniz. İşte o zaman Karacabey'in tarımsal ürünlerinin satışında büyük bir avantaj elde edilmiş olacak. Lojistik maliyetleri düştüğünde yatırım yapmak isteyen birçok sanayicimiz Karacabey'i tercih edecek. Yatırımlar buraya kayacak. Daha fazla yatırım buraya kayacak. Karacabey yatırımcılar için adeta bir cazibe merkezi haline gelecek. Öte yandan dikkat etmemiz gereken de bir tehlike var. Gelirken de gördük biz bunu. Biz bir taraftan tarım arazilerimize sahip çıkarken diğer taraftan da planlı bir şekilde sanayimizi geliştirmeliyiz. Birinci sınıf tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, plansız sanayileşmenin Uluabat Gölü, Nilüfer Deresi ve iç sulara olumsuz etkilerine karşı tedbir almalıyız. Karacabey'in bir avantajı da
gıda ve tarımda ham madde zenginliği. Karacabey'in verimli arazilerinde 4 mevsim tarım yapılabiliyor olması ülkemiz açısından da Karacabey için de Bursa için de büyük bir avantaj. Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli domatesi, soğanı, en kaliteli ıhlamurunu Karacabey'de yetiştiriyoruz. Tüm bunlar bizler için çok önemli bir nimet. Esasında şimdiden şirketlerimiz bunun da farkında. Bugün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14'ü burada. Zaten vergi ve rekortmenlerine baktığımız zaman listesine de Karacabey ekonomisi tescillenmiş durumda. Bursa'nın hem kurumlar vergisi hem gelir vergisi birincisi Karacabey'den çıktı. Sayın Muharrem Yılmaz ve Mahdiyen, bu ikisi de bizim Karacabey'in gururu. Karacabey'in gururu olan odamız üyesi, bu iki yüzüğü de firmamızda, şampiyonumuzda açık söyleyeyim gurur diyoruz. Yaptıkları üretim, yatırım ve ihracatla ilçemizin adını dünyaya duyuran, başarılı adında Karacabey'i ekonomik güç katan tüm firmalarımıza da ayrıca gurur diyorum. Hepsini de gönülden kutluyorum. Onlara biraz da fazlasıyla hak ettikleri ödülü burada vereceğiz. Şimdi ben oda ve borsa başkanımı dinledim. Daha sonrası belediye başkanımı dinledim. Bu kadar konuştuktan sonra herhalde okul işini halledersek benim işim bitti. Ben buraya niye geldim belli olmadı. Odamız Karacabey'e büyük bir mesleki eğitim merkezi kazandırıyor. KOSGEB ile birlikte girişimcilik eğitim vererek Karacabey'e yeni girişimciler yetiştirmek için. Uludağ Üniversitesi ile birlikte ekonomi çalıştayı yaparak Karacabey ekonomisi için yeni bir yol haritası hazırladı. Borsamız hububat deposu ve tarım ürünleri çarşısı projelerini hayata geçiriyor. Ayrıca tarım meslek lisesinin de inşaatına başlıyor. Borsamız ayrıca Karacabey'imiz için çok önemli olan soğanı tescillemiş durumda. Yani bugün Karacabey soğanı artık tescilli. Şimdi sırada Miyaniş peyniri var. İnşallah Miyaniş peynirinde aynı şekilde tescilleyecekler. Bunları tescilledikten sonra işimiz bitmiyor, haberiniz olsun Muratçığım. Bunları daha sonrasında Avrupa Birliği'nde tescillemek önemli. İnşallah bundan sonraki etapta da orada da Odalar ve Borsalar Birliği her türlü katkıyı verecek. Şimdi herkesin seçim var önünde. Allah birincisi ömür vermesi lazım. İki görev vermesi lazım Allah. Ha, Allah bunları nasip ederse söz önümüzdeki dönemde de Karacabey'e bir okul. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz, kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bütün vergi verenleri ve özellikle bugün beratlarını alacak kişileri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Karacabey geleceği istikbali çok aydınlık ve parlak bir şehirdir. Önümüzdeki yüzyılın, bu yüzyılında dahil en önemli konusu temiz ve güvenilir gıdadır. Şu anda pek çok hastalığın en önemli nedeni temiz olmayan, yani mikroplu anlamında söylemiyorum, hormonlu, ilaçlı ve benzeri yiyeceklerdir, güvenli olmayan gıdalardır. Önümüzdeki yüzyılın en önemli konusudur. Katma değeri, eğer bu işi becerebilirsek Türkiye'deki en önemli merkezlerden biri burası olacaktır. Katma değeri yüksek, tohumculuk, tohumların ıslahı, genel böyle kramanın kraması dediğimiz işlere de yöneldiğimiz zaman Karacabey sanayiden daha fazla kazanacaktır. Bundan emin olasınız. Ufak Bey'in şahitli Hüseyin Vali. Ağabeyim yok yani. Şahitsiniz. İbrahim abi burada, Ali abi burada. Arkadaşlar, şunu da alabiliriz. Sayın Başkanım. Gayet yazmış, oradan kurtarıyorum. Ha
Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarımızla destekliyoruz, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Efendim, hazırlığı bırakmıyoruz, hemen YEMAŞE adına Sayın Özer Matlı'yı davet ediyorum. 16 yıl üçüncüsü adına Sayın Aykut Şınık. Sayın Aykut Baran Petrol Limited Şirketi adına Sayın Mehmet Karadağ'ı davet ediyorum. Çalışıyorum. Hızlı bir şekilde gelirlerse fotoğraf alacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.